Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Ekim 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, Ekim ayı bu yılın önemli aylarından birisi. Ekim ve Kasım tutulma dönemimiz. Tutulmalarla birlikte önümüzdeki 6 ayında önemli enerjileri devreye girecek. Kişisel ve toplumsal alanlarda da tabii ki etkileneceğiz. Bakalım bu ay neler var? Koç burcunda bir dolunay var. Güneş tutulması Akrep burcunda meydana gelecek. Mars gerilemeye başlıyor. Merkür artık ileri harekette. Güneş ve Venüs 23'üne kadar Terazi burcunda olacak sevgili kovalar. Sizin için güzel bir geçiş bu. Özellikle Venüs'ün Terazi'deki çok güçlü duruşu 9. evinizde olacak. Güneş'le birlikte 9. ev konularında ay başından itibaren size fırsatlar getirebilir. Seyahatler, geziler, yurt dışı ile ilgili uluslararası alanlardaki işlerde başarılar, eğitim konuları, akademik konularda fırsatlar, işte özellikle medya ve sosyal medya üzerinde daha olumlu fırsatlar getirebilir. Aşk ilişkileri, sosyal yaşamda da Venüs'ün desteklerini alabilirsiniz. Ve 9 Ekim'de Koç burcunun 16 derecesi dolunay meydana gelecek ki bu dolunay da size olumlu bir açıda 3. evinizde. Dolunaylar tamamlanma dönemleridir. Dönüşüm dönemleridir. Sonuçlar alabiliriz hayatımızda. Bazı fikirlerin, düşüncelerin olgunlaşması söz konusu olabilir. Özellikle geçtiğimiz Nisan ayında başlamış bazı işler ya da bazı fikirler sonuç verebilir, olgunlaşabilir bu dönemde. Bir eğitimin tamamlanması, bir seyahatin tamamlanması, bir ticari aktiviteyle ilgili örneğin sonuç almanız mümkün. Yakın çevre ilişkileri, kardeşler, komşularla ilgili dinamikler de tabii ki hareketlenebilir. Şiron'la birleştiği için biraz işin içinde zaman zaman sıkıntılar, bazı eksikler, hatalar, yaralanmalar olabilir ama Şiron aynı zamanda şifa da getirir, iyileşmeler de getirir, çözüm olanakları da getirir hayatımıza. Örneğin bir eğitim sıkıntısı varsa hani burada bir çözüm bulabilirsiniz. Kardeşlerle ilgili bir sorun varsa bunu çözebilirsiniz gibi. Yani bunlar da mümkün görünüyor. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle önce burçlarımız etkilendiği için kişisel doğum haritalarınızda önce burçların Koç, Terazi, Oğlak ya da Yengeç bu burçların 16 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu bahsettiğimiz tesirler sizin için çok daha önemli olabilir tabii ki. Dolunay tesirleri 25 Ekim'e kadar olan yeni ay döngüsüne kadar da devam edebilir. Ve Merkür retrosu tamamlanıyor. 2 Ekim itibariyle Merkür ileri harekete dönecek. Yavaş yavaş hızlanacak. Önce Başak Burcu ardına Terazi Burcu'nda ilerleyecek. 11 Ekim'den sonra Terazi Burcu'nda. Gölge günlerinin tamamlanması ve hızına kavuşması tabii ki ay ortalarını bulabilir ama 11 Ekim'den sonra Terazi burcundaki geçişi size çok daha faydalı olacaktır. 9. ev konularınızı hızlandıracak. Özellikle geçtiğimiz Eylül ayında hani ertelenmiş, gecikmiş, yarım kalmış, yavaş ilerleyen bir şeyler şimdi hızlanabilir. Bunlar eğitim, akademik konular, iletişimle ilgili her türlü konu, seyahatler, ticari konular. Hani buralarda daha hızlı bir hareket bekleyebilirsiniz. Daha verimli bir potansiyelde olabilirsiniz. Kendinizi de iletişimde, yazılı, sözlü her alanda, zihinsel aktivitelerde daha güçlü bir şekilde ifade edebilirsiniz sevgili kovalar. 23 Ekim itibariyle Güneş ve Venüs Akrep Burcu'na geçecek. Artık 10. evinizde parlamaya başlayacak. Ve hemen 25 Ekim'de Venüs'ün de birleştiği bir yeni ay Güneş tutulması var. 1 derece Akrep Burcu'nda. Bu tutulma Venüsyen bir tutulma ve önemli 10. evinizde kariyer alanında bir pencere açabilir size, bir kapı açabilir. Yeni bir iş başlangıcı, görev değişimi ya da yeni hedefler, toplumdaki statünüzü geliştirecek bir şey olabilir. Venüs olduğu için yani iş birlikleriyle ilgili olabilir, evlilikle, ortaklıklarla ilgili olabilir, maddi durumunuzla ilgili olabilir. Önemli bir kapı açabilir bu Güneş tutulması. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Sabit burçlar etkileniyor. Kova burçları da etkileniyor. Özellikle güneş burcunuz ya da yükselen burcunuz 0 ile 5 derece arasıysa bu tutulma sizin için çok önemli bir tutulma. Çok belirleyici, çok kadersel etkiler ortaya çıkarabilir. Tabii ki kişisel haritalarınızda sabit burçlarda gezegenler bulunuyorsa bu etkiler daha da artabilir sevgili kovalar. Evet, bu ayın ve yılın daha doğrusu en önemli hareketlerinden birisi 29 Ekim'de Mars'ın gerilemeye başlaması olacak. Mars biliyorsunuz Ağustos'tan bu yana İkizler Burcu'nda. Uzun da bir süre kalacak.
2023'ün Mart sonuna kadar her 2 yılda bir Mars gerilemesi yaşarız. Bu sefer İkizler Burcu'nda olacak. 29 Ekim'de başlayacak. 13 Ocak'a kadar devam edecek. Mars enerji demek. Eylem, girişim, cesaret, savaş, mücadele gezegeni ve onun gerilemesi kişisel ve toplumsal alanlarda zor ve sıkıntılı süreçler yaratabilir. En azından enerjimizi kontrol etmekte zorlanırız. Biraz yavaşlama, içe dönme söz konusu olabilir. İkizler'de olacak sevgili kovalar, sizin 5. evinizde olacak. Bu nasıl bir etki getirir? Aslında zor bir açıda değil. Yani size ters bir açıda değil. Bu iyi. Değişken burçlarımız daha fazla zorlanabilir çünkü. 5. evinizdeki Mars gerilemesi biraz enerjisi anlamda kendinizi güvensiz hissettirebilir. Özellikle ikizlerde olduğu için her türlü iletişime, konuşmalarınıza, yazılı, sözlü, her türlü iletişim konularına daha dikkatli yaklaşın. Kendinizi daha doğru ifade etmekte zorlanabilirsiniz. İşte aşk hayatınızda biraz sıkıntılar olabilir. Karmik durumlar da olabilir. Unutmayın. Bu gerilemeler biraz ilişkileri, işte karşımıza çıkan kişiler karmik ilişkilerdir. Buralarda öğrenmemiz gereken dersler vardır. İşte kendimizle ilgili tamamlamamız gereken bazı kavramlar vardır. Bunları tetikleyen durumlarla karşılaşabiliriz. Özellikle aşk hayatınızda. Çocuklarla ilgili de bazı sınavlarınız olabilir. İşte çocuklarınızla ilgili biraz enerji düşüklükleri ya da hani buralarda bazı terslikler, sıkıntılar olabilir. Özellikle hamilelik konularına dikkat etmek lazım. Hani buralardaki beklentilerinize. Bunun yanı sıra işte spor yaparken dikkat edin. Çünkü sakarlıklar, fiziksel zorluklar çıkarabilir Mars gerilemeleri. Kişisel yaratıcı alanlarınızda, özellikle sanatsal çalışmalarınızda filan Mars gerilerken işte enerjiniz düşebilir. Kendinizi isteksiz hissedebilirsiniz. Böyle bir hedefsizlik, bir girişken olmanız gereken, ya inisiyatif almanız gereken yerlerde azalmalar olabilir. Bunları iyi yönetmek gerekiyor. 13 Ocak'a kadar olan süreç içerisinde sevgili kovalar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.